İstanbul'daki bakanların mevzusu, pardon yanlış söyledik, Ankara'daki bakanların diyecektim, İstanbul'da dedim. Çünkü İstanbul'da yaşıyor sevgili bakanlar. Ankara'daki bakanlar bütçe konuşmalarında herhalde sayın vekilim konuşmalarının %50'si %60'ı İstanbul değil mi? Bu İstanbul ne kadar ağır geldi bu arkadaşlara ya. Yani ne kadar üzüldüler. Ne kadar üzüldüler. Çok daha üzülecekler. Çünkü 16 milyon mutlu oluyor burada. 16 milyonun mutluluğu değil. Anlıyoruz ki bunlar kendilerine burayı mülk edinmişler. Ve mülk edinmişlik üzerinden bir kavga içerisindeler. Bürokrasi boyunca eli titreyerek hiçbir ilçenin siyasi ilçe başkanından onay almadan imza atamayan ve şimdi bakan olmuş isim İstanbul'u birilerine bırakamayız diyor. Ya zaten bu millet İstanbul'u birilerine bırakmadı, yolladı sizi, kovdu sizi, kovdu. Anlayın bunu yani. Koca devletimizin bakanı belediyeyle yarışıyor. Şu metroyu ben yapıyorum, bu metroyu ben yapıyorum. Ya yapacaksın tabii. Devletin bakanısın. Allah'ın adamı ya. Yapacaksın tabii yani. Gayrettepe'den havalimanına metro yapıyorum. Bilmem nereden bilmem nereye metro yapıyorum. Yapacaksın tabii. Ayıptır. Belediyeyle devletin bakanı yarışır mı? Şaşkın. Bunlar şaşkın. Vallahi şaşkın. Ya memleketin derdine bak. Bir dolar olmuş 15 lira. Daha 4-5 sene önce 3 liraydı. 15 lira. Cebine 100 lirasını yani 100 eurosunu koyan bir Avrupalı İstanbul'da bir hafta doya doya tatil yapabiliyor. 100 euro nedir biliyor musunuz? Avrupa'da herhangi bir ülkenin asgari ücretinin 20'de biridir. 20'de biri. Yani bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Benim vatandaşım da cebine 130 lira koysa vazgeçtik Almanya'dan. Antalya'da bir hafta tatil yapsın ya. Ya yola çıkamaz. Otobüs bileti alamaz. Doğru mu? Ayıptır ya. 130 lirayla yola çıkamaz. Hale getirdim vatandaşı 100 euroya memleketin her ürününü, her malını, her alın terini, vatandaşın alın terini, emeğini en ucuza satılan ülke haline getirdin. Kalkıp oradan bize laf yetiştiriyorsun. İşine bak. İşine bak. Her bakan İstanbul hakkında görüşecek, buraya bir aparat takacak. Kime karşı? Bir kişiye karşı. Bir kişi için. Bir kişiyi mutlu etmek için buraya aparat takacak. Bak. Efendim nasıl konuştum İstanbul hakkında? Efendim belediye başkanıyla ilgili iyi konuştum mu? Nasıl laf ettim ama? Bir apolet de buraya. Ya istediğiniz kadar apolet takın. Biz milletimizden apolet alıyoruz, milletimizden. Biz milletimizden apolet alıyoruz. Ama Allah şahit. Bak Allah şahit. Bu memleketin ekonomisi iyi olsa da ben sizi doya doya alkışlasam. Ama içim yanıyor benim. Benim insanımın fukaralığı benim içimi yakıyor. Ona rağmen burada temel atıyoruz. Ona rağmen sosyal konut üretiyoruz. Ona rağmen 10 tane metroyu yapamadığınız, hepsinin kapısına kilit vurduğunuz 10 tane metroyu yapmaya çalışıyoruz.